Turizmin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün turizmin ekonomi ve enerji üzerine etkilerinden bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Elif Hanım. Konumuz turizm olduğu için ekonomiye olan etkilerinden bahsetmek ister misiniz? Ekonomik açıdan değerlendirir misiniz acaba? Tabii ki yani şimdi iyi hatırlıyorum. Ben vergi orijinli kamuya girip görev yapan 32. yılını 20 Mayıs'ta dolduran birisiyim. Evet. Halen daha kamu görevini ifa etmekteyim. Ama şunu biliyorum ki 47 Taksim 2000 sayılı teşvik yasasıyla bütün dünyadaki adaların üzerindeki hizmetler sektöründeki o ülkenin yaşayanlarının ekonomisine katkıyı sağlayan hizmetler sektöründeki yapılaşmanın temelleriydi 47 Taksim 2000 sayılı teşvik yasası. Orada öngörülen bu ülkedeki başta turizm, devamında yüksek eğitimin ihtiyacı olan altyapı yatırımlarının tamamlanabilmesi, çağın koşullarında bunların faaliyetlerini yürütebilmesi noktasında daha da büyüyüp, işte büyük bacalı sanayilerin mümkün olmadığı, bunun yanında hizmetler sektörüyle ülkesinin işte ihtiyacı olan gayri safi yurt dışı hasılalara ulaşabilmesini sağlamayı hedeflemiştik o günlerde. Ve hedef olarak da 50 bin yatak kapasitesi konmuştu, çok iyi hatırlıyorum. Şu an 27 bin yatak kapasitesiyle ülkemizin başta hizmetler sektörünün armadası olarak turizm gerçekten yaklaşık yıllık 1.6 milyar dolar en kötü zamanlarda katkıda bulunma şansı elde ederek bu ülkenin geleceğine dair yapacağı yatırımlar ve ülkesinin yaşayan insanların ekonomisine koyduğu katkıda her zaman ön saflarda yer almıştır. Tabii ki hedef 50 bin yatak, hedef 2030'da bu sayıya ulaşmak, hedef 2030'da 50 bin yatak sayısına ulaşırken de gerçek anlamda bugün yaklaşık 2 milyon işte turizm amacıyla ülkemize havaalanlarından ve limanlarımızdan gelen kara kapılarından değil turistin ki özellikle kara kapılarından geçişlerden de bahsetmek istiyorum. Bu ülkedeki hak ettiği turizm hizmetlerini alması bunu yaşarken de işte dediğim gibi ülkemizin özellikle maliyenin gelir kalemlerindeki o gerçekleşmelere katkıda her zaman bulunmasıydı. Ülkemiz biraz önce bahsettiğim gibi işte yaklaşık 18 sanayi bölgesinde 1800'e yakın sanayi arsasında kendi ölçeğinde üretim yapmaya çalışan, sanayisini büyütmeye çalışan, son günlerde yapılan atılımlarla birlikte daha değişik alternatif üretim modelleriyle turizmin işte yarattığı katma değere biraz daha katkıda bulunma şansı elde etmek için yatırımları yapan bir noktaya geldik. Ama yine de turizm her şeyin başı yüksek eğitimle birlikte işte evet. Yaklaşık 2 milyar dolarlık dış ticaret açısındaki dengelerin kapatılması, açıkların kapatılması için en önemli argüman ve ben şuna inanıyorum. Özellikle son zamanlarda pandemide sıfıra ulaşan maalesef o bütün dünyayı sarsan COVID-19 hastalığıyla birlikte çok büyük sorunlarla boğuşma şanssızlığını yakan turizm tekrardan 2022 yılında 2019 öncesi işte dünyadaki %5 büyüme oranlarıyla ulaşım sayesinde ülkemize gelen o turist hüviyetindeki katkıda bulunan hizmeti almak isteyenler %8 noktasında bir büyümeyle 2022 yılında 2 milyon rakamlara tekrardan ulaştık. Kara kapılarından geçen yaklaşık 5,5 milyonluk bu hizmetleri de çoğu zaman burada almak isteyen, işte ziyaret eden, ülkemizi ziyaret eden evet. O talep sahibi insanlarla biz sadece geçen yıl ithalattaki oranlarımızı 1 milyar dolar artırdık ve oradan da bütçenin katma değer vergisi, gümrük vergisi ve fiyat israf fonu gibi gerçekleşmelerinde istediğimiz de rakamların ta üzerine erişerek ülkemizdeki işte eğitim olsun, sağlık olsun, çalışma hayatı olsun, işte bunun gibi turizmde olsun, yüksek eğitimde olsun hedeflediğimiz altyapılara da ulaşmak için çok süratli şekilde çalışıyoruz. Evet. Şunu ifade etmek isterim. Turizm bu ülkenin lokomotif sektörü. Turizm olmazsa bu ülkede gelişmeden, bu ülkede müreffeh yaşam seviyesine bahsetmek illaki söz konusu değildir diye biliyorum. Evet.
Bununla ilgili dediniz işte yatak kapasiteleri artırılacak, işte hedeflediğimiz statüye daha henüz ulaşmadık, ulaşacağız. Bununla ilgili teşvikleriniz var mı? Bu konuda nasıl teşvik veriyorsunuz? Yani bu yatak kapasiteleri kim gelip sizden bu konuda destek isteyen var mı? Özellikle tabii ki devlet planlama örgütünün aracılığıyla ülkenin bu konuda belirlenmiş rezerv turizm arazileri yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uzun vadeli kiralanıyor. Bunlar yapılırken de işte Taksim 2000 sayılı teşvik yasasında yer aldığı gibi, mevzuatın öngördüğü gibi halen bugün tam 24 yıldır tek bir kuruş gelir ve kurumlar vergisi alınmadı mesela. Evet, çok bu noktada kazandığınızı yatırıma dönüştürün diye özellikle devletin bir politikası var ki bunda başarıya ulaştığını görebiliyoruz. Yani pandemiden çıkarken yeniden işte insanımızın ihtiyacı olan o kaynağa ulaşmak için çabalarken bizim için yaşam noktasındaki nefesimizi alma şansımız turizmde müteşekkil oldu. Ve yani bu noktadaki öncü turizm olarak, armada sektör olarak turizmin geliştirilmesi ve bu teşviklerin artırılması devamında tam 24 yıldır kurulmuş olan, 24 yıl önce bile kurulmuş olan turizm işletmesinin bugün bile restorasyonla ilgili bir talep gelmesi halinde bütün girdiği unsurlarının muafiyet kapsamında olması ve dediğim gibi işte 2030'a kadar 50 bin yatak sayısına ulaşırken de bu hedeflerin tutturulması için gelir ve kurumlar vergisi gibi çok önemli gelir başlığı olan ülkemizdeki devletin bütçesi içindeki o ve yasaların da muafiyeti kapsamında olduğunu çok net şekilde söylüyorum ki bu çok önemli bir katkı. Evet. Yani çalışan, faaliyet gösteren, oradaki turizm adına işte kaliteli hizmeti verebilen kuruluşlar kazançlarını işte bir otelle, ikinci bir işletmeyle, üçüncü bir işletmeyle ve dördüncü bir işletmeyle taşlandırma şansı elde etti bu 20 yıllık sürede ki biz çok memnunuz. Tabii ki yeterli değil. Evet. Hedefleri tutturmak, hedeflerin sonucunda da gayri safi yurt içi hasılaların da rakamları yukarılara çekmek ve milli gelirin, kişi başına düşen milli gelirin de bugünkü rakamlarından daha yukarılara seyredebilmesinin olanaklarıyla getirilmesini istiyoruz ki yani şimdi sorulursa bu muafiyetle yeterli mi? Bugün için değil ama hedefe ulaşıncaya kadar belki de daha alternatif muafiyetlerle ve hibelerle ve desteklerle başta turizm devamında yüksek eğitim İlla ki desteklemeleri diye düşünüyorum. Evet, peki bu açılan tesislerin yatak kapasiteleri birlikte oradaki istihdam olanaklarını, Kıbrıs için istihdam olanaklarını ne derece etkiliyor? Şimdi zaman zaman görüyoruz, oteller kendi bünyesindeki ya da kendi işte Türkiye'den daha fazla yoğunlukla karşılama yönünde ya da yabancı olarak Kıbrıs için katkısı ne olur? Yani istihdam açısından siz bu yönde işte bu kadar da KKTC vatandaşı çalışacak şeklinde. Çünkü biz öğrencilerimizi staj yapmak için dahi biraz zorlanıyoruz otellerimizde işte iş bulmaları açısından. Son dönemlerde öyle değil işin evet. doğrusu. Özellikle teknik liselerin çok daha görünür haline gelmesinden sonra, pandemiden hemen sonra. Evet. Yani kariyer odaklı değil. Teknik eğitim odaklı, mesleki teknik odaklı eğitimin ön plana çıkması ki dünyada da tam böyle. Evet. Özellikle başta turizmdeki ihtiyaçları karşılama adına işte örneğin Girne'deki bu manada hizmet veren mesleki teknik eğitimi lisesinin ki ben eğitim bakanlığı yaptığım dönemde de evet. çok önemli atılımlar oradaki kapasitesini genişlettik ve o bölgedeki ihtiyaç olan personelin ve yetkili ve işte eğitimli insanımızın çalışabilmesinin koşullarını artırmak üzere adımlar atmıştık. Görüyorum ki bugün bu konuda da önemli bir başarı elde edildi. Zaten mevzuatlarda %70'e %30 yani %30 yabancı uyruklu çalışanı istihdam ederken %70'te yerli vatandaşımızın evet. istihdam zorunluluğu vardı. Ama geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim ki bugün özellikle pandemide yaşamış olduğumuz 118 binlik çalışan sayısıyla özel sektördeki yaklaşık 20 bine yakını çalışanı olan turizm sektörünün tamamını yakını ülkeyi terk ederken elbette ki ondan sonraki yıllarda işte pandeminin koşullarından kurtulurken tekrardan dünyaya gözümüzü açarken başta tabii ki turizmin de dediğim gibi etkileriyle birlikte ihtiyacımız olan nitelikli çalışanı tabii ki bugün baktığımda sağlamışık. O günkü şartlarda 118 bin olan, sonrasında 88 bine düşen, bugün bir ay öncesine kadar
yılbaşında 135 bin olan, bir ay öncesine kadar 138 bin olan özel sektör çalışanı bugünkü yapılan düzenlemelerle yaklaşık 151 bin adet olarak önümüzde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ve en son baktığımda %56'ya varan bir artış söz konusu reel sektördeki çalışanlarda ki başta da turizm çalışanlarının bu rakamlar içerisinde yer aldığını rahatlıkla ifade edebilirim. Ha bunlar yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Bizim tabakta söylediğim gibi bu hedeflerle işte yapılan planlamalarla 2030 yılına kadar 50 bin yatak sayısına ulaşırken ki çok yakın bir tarihte bugün 27 bin yatak olan ilgili kapasitemizin 30 bin üzerine çıkacağını, yeni yatırımların tamamlanıp faaliyete geçeceğini bilerek bunları ifade ediyorum. Ama işte tam da burada yine yeni gerçekleştirilen modellerle mesleki teknik eğitim liselerinde eğitim gören çocuklarımız özellikle son yıllarında bu gibi turizm işletmelerinin içerisinde hem staj yapıp hem de 2 gün okula gidip 3 gün o işletmede çalışabilme şansını elde edecekler. Kaldı ki eskiden ülkemizde kış turizmi de yoktu Elif Hanım. Evet. Yani bugün baktığınızda ortalama doluluk oranları %44 seviyesinde diye biliyorum. Evet, onu soracaktım ben de. Özellikle %44 seviyesinde olduğunu biliyorum. Ve bu da eskiden sadece Nisan ayında başlayıp kış aylarında kapılarını kapatan turizmin 24 saat 12 ay hizmet verebilecek şekilde gerçekten kendisini geliştirdiğini, kaliteli bir turizm verebilme noktasında ileri safhaya ulaştığını rahatlıkla görebiliriz oranlara baktığımızda, rakamlara baktığımızda. Evet. Hem gayri safi yurt içi hasılanın içindeki gerçekleştirmiş olduğu katkı hem de ülkemizdeki yaratmış olduğu istihdam oranları, rakamları. Yani pandemide çok rahat hatırlıyorum. Genç işsizlik oranı %29'du. Geçen yıl %19.2, bu yıl %14.9. Bir ekonomist olarak, bir eski maliyeci olarak ilk baktığımız veri ülkedeki genel işsizliğin yanında genç işsizlik oranlarındaki işte rakamlardır. Bizim özellikle bir ülkenin ekonomik olarak refah seviyesinin yüksekliğini ölçebilme kriterleri içerisindeki bu da net şekilde görülüyor ki genel işsizlik oranları %8'lerden %5'lere düşerken bunun yanında genç işsizlik oranları da bu yıl %14'lerde seyrediyorsa ilkten %29'larda olan genç işsizlik oranları istihdam oranları da 118 binlerden 150 binlere kadar çıkabiliyorsa burada turizmin çok büyük bir payı olduğunu net olarak ifade etmek isterim. Evet. Turizm sektörünün peki bu kadar turizm sektörünün enerji talebini karşılamak için izlediğiniz enerji projeleri, altyapı yatırımlarınız ne yönde acaba? Özellikle şu an mevcut olan kendi enerjisini üretme adına kurmuş olduğu güneş enerji sistemleriyle altyapılarını oluşturan turizm işletmelerinin biz geldiğimizde işte 2 yıl önce Mayıs 2022 yılında göreve başladığımızda çok büyük sorunları vardı. O bölgedeki mahsuplaşma ve ürettiklerini sisteme aktarma noktasında bölgede yaşayanların evsel anlamdaki ihtiyaçlarını bloke etmiş vaziyetteydi. Oradaki büyük kurulumlar işte 5 megawattlık 4 megawattlık ki ihtiyaçlarını karşılamak üzere en büyük girdi maliyetinin kendi kaynaklarıyla elde ettiği enerjiyle karşılaması çok doğal o işletmelerin. Bizim için armada diyorsak turizmin enerjisine ulaşabilmeyi, kendisini üretebilmesini sağlamayı da olanaklı haline getirmek zorundaydık. Yaptığımız çalışmalarla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yetkilileri ve dairemizin yetkili makamları ve mühendisleriyle yaptığımız çalışmalarla orta gerilimden yüksek gerilime çıkmalarını sağladık. Öncelikle mahsuplaşabilmesini sağladık turizm işletmelerinin ve ondan sonra da işte Haziran ayın sonunda tamamlanacak olan 800 megawattlık Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki elektrik verilebilmesi, enterkonnüksiyonun sağlanabilmesini olanaklarla getirecek olan o 95 kilometrelik yaklaşık 460 milyon dolar civarında inşaatının tamamlanmasının öngörüldüğü, Haziran sonundaki fizibilite çalışmalarından sonra bunların mümkün olup olamayacağını hep birlikte gördükten sonraki kuvvetli ihtimal bizde yapılan ön raporlarla böyle bir projenin hayata geçirilmesinin hiçbir sıkıntı yaratmayacağı ve ülkemizin bütün ihtiyacını yeşil enerjiyle yaşayan bir ülke olarak ister ederken, üretirken başta turizm, devamında da diğer sektörlerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, fazla ürettiğini de enterkonnekte sistem üzerinden Türkiye'deki Enseon'un da içinde olduğu ikinci paydaşı olan Türkiye'nin o sisteme satılabilmesi, mahsuplaşabilmesi tabii ki mümkün hale gelecektir. Sadece turizm değil,
günlük hayatını idame ettiren insanımızın bile artık bu noktadan sonra işte %1 kükürt oranıyla yapılan bugünkü şartlardaki maalesef hem canımıza hem de cebimize çok büyük zararlar veren üretim modelinden de kurtulmuş olacağız. Tabii ki Kıptekin önderliğinde olarak bunlar. Aslında evet. Kıptekin dışında bir kurulumla bunu yapabilme şansımız olmadığını da bilenlerden özellikle buradan ifade etmek isterim. Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak. Ama şunu bilmekte fayda vardı Elif Hanım. Başta turizm, devamında yüksek eğitim, onun yanında baktığınızda inşaat sektörü ve onun yanında günlük hayattaki enerji ihtiyacınızı tamamlamazsanız ne sanayiden bahsedebilirsiniz, alternatif üretim modellerinden bahsedebilirsiniz, ne eğitimden, ne turizmden, ne de işte bunun yanındaki günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilme noktasında enerjiyi halledemezseniz günlük hayattan bahsedebilirsiniz. O yüzden enerji her şeyin başı ve 2029 çok kritik bir eşik. 2029 yılına kadar projenin başlanması, devamında tamamlanması ve devamında da interconnect'e şansının bu ülkeye tanınmasıyla birlikte sadece Kuzey Kıbrıs değil adanın tamamının interconnect sorunu olabilmesi bence mümkün hale gelecektir. Çok kısa bir süre sonra bunları daha detaylı bizim ite çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte konuşabilme şansımız da söz konusu olacak. Evet, Yeşil Ada Projesi olarak değil mi? Yeşil Ada Projesi olarak söyleniyor. Gayet de güzel Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile birlikte gerçekleşecek uzun dönemli bir proje. Tabii ki bize de son derece büyük katkısı olacaktır. Bir de bunun yanında güneş enerjisinden faydalanabiliriz. Yani sizin de ben söylemlerinizi okuyorum. İşte yılın 333 günü güneş gören şanslı ülkelerden olduğumuzu belirtiyorsunuz. Evet. Güneyde başarılı oldu. Bizdeki eksiklikler nelerdir? Yani şöyle ki işte yollarımızın işte güneş enerjisiyle aydınlatılması, evlerimizde belki bu yönde ki düşünceleriniz nelerdir? Bir de bak güneyde de kuzeyde de bu sorun çözülemedi. Üstesinden gelinemedi. Evet. Şunu söylemek isterim. Her iki taraftaki de ihtiyaca giderebilmek için ilk önce kendi üretiminizi, kendi ihtiyacınızı, işte İskele'deki %18'lik, Esenti bölgesindeki %18'lik, adanın tamamındaki %16'lık yıldan yıla yatırım ihtiyacının karşılanması, yatırım ihtiyacı karşılanırken şu an 454 megawattlık kurulu gücümüzle güneydeki 1500 artı 250 kurulu güçle birlikte bu ülkenin işte şu an 112 megawatt seviyesinde olan güneş enerji sistemleri kuruluş ve mahsuplaşma aşamasında işte şu an idamesini sürdüren bu sistemin yanındaki normalde kurulu düzeninizin %20'sini geçemeyecek kadar izinlendirmiş olmanız lazımdı ki bugün geldiğimiz nokta bunun fazlasıyla izinlendirildi. Kendi içerisindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun uygulamaları ve ayarlamalarıyla almış olduğu tedbirlerle 112 megawattlık bir kurulumla ki bekleyen de yaklaşık 50 megawattlık mahsuplaşma ve kurulum aşamasında olan talep var. Yani bunların tamamını karşılayabilmek bütün hanelerin, bütün iş yerlerinin, bütün bu konuda yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılayabilmek için illaki 800 megawattlık o kabloyla ilgili projeyi hayata geçirmek, altyapının o güneş enerji sistemindeki üretim yapılırken ortaya çıkacağı frekans sıkıntılarını ortadan kaldırmak ve bunları da tamamladıktan sonra kendi ürettiğinizde ihtiyacınızı karşılayıp fazlasını da sistemden üniter sisteme satabilme noktasına gelebilmeniz lazım. Biz bunun için uğraşıyoruz. Hem güneyde hem de kuzeyde maalesef güneyde 1208 kilometrelik bir proje üzerine çalışıyorlar. Giri adası üzerinden Yunanistan'a sisteme bağlanabilmek ki çok uzun. Evet. 95 kilometre bizim yapmayı düşündüğümüz fizibilitesinin tamamlanacak olan proje 1208 Güney Kıbrıs'ın bizim kuracağımız sistemin 460 milyon gibi bir maliyeti söz konusu olacağı söylenirken güneydekinin 2 milyar 3 milyar dolarlara varabileceği ve sadece 270 kilometre Türkiye'nin karasularından geçmek zorunda olduğu çok derin kesimlerden geçemeyeceği noktasında sıkıntıların baş gösterdiği bir noktada biz çok süratle işte 2029 sonuna kadar bu konudaki projeyi tamamlayıp bütün ihtiyacımızı üretebilecek, fazlasını ürettikten sonra sisteme satabilecek altyapı yatırımlarını
hem evrimsel anlamda hem de işte yatırımlar anlamda karşılayabilecek noktaya gelmeliyiz. Bütün hedefimiz enerjiyi bu noktada üretebilmek, mahsuplaşabilmek. Hatta mahsuplaşabilmeyi sağlarken de kendi içimizde off-grid depolamalı sistemlerle sadece sistemin dışında kalarak bu konudaki ihtiyacımızı gidermek olacaktır. Bu konuda sürekli çalışıyoruz. Evet. Yani hem mevcut durumu analiz edip hem de gelecekteki ihtiyaca göre, büyüme oranlarına göre, çıkacak ortaya çıkacak olan taleplere göre hem Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafındaki iletim, dağıtım bölgesindeki, bölümündeki ihtiyaçları hem de dairenin mevzuatlarıyla ilgili işte enerji dairesinin, enerji üst kurulunun bütün çalışmaları geçen yıl Nisan ayında meclisin komitelerine gönderildi. Orada görüşülmeye başlandı. Tamamlanmasını bekliyoruz. Onlar tamamlandıktan sonra da enerji üst kurulunun süzgecinden geçecek olan enerji verimliliği yasası ve elektrikli araçlar yasasıyla birlikte biz bu ülkenin hem geleceğindeki ihtiyacı üretirken hem de geleceğindeki ürettiği enerjiyle birlikte yaşarken çağdaş toplumlar seviyesinde o şansı yakalayabilmesini hedefliyoruz. Çalışıyoruz yani işte planladığımız gibi Haziran sonunda fizibilite biter. Ondan sonra proje çalışmaları inşaat aşamasına gelir. İnşaat başlar. 2029'da inşaat bitip enterkonneksiyon sağlanır. Enterkonneksiyon sağlanırken inşaat devam ederken de buradaki büyük çaplı güneş enerji sistemlerini bize kazandırabilecek güneş tarlalarının kurulabilmesi için yatırımları da ihale edip bu ülkenin geleceğindeki yeşil enerjiye ulaşmasını hedefliyoruz. Evet. Kısmet uğraşıyoruz yani. Takip ediyoruz. Bir de enerji dairesi sanıyorum kurulması ile ilgili çalışmanız var. Yasada şu an bekliyor mecliste çalışmalar. Bu ne gibi bir katkısı olacak? Yani sürdürülebilir defa, enerjisi için yani enerji maliyetleri, elektrik fiyatları açısından. Bir yani defa bildiğiniz işi yönetebilirsiniz evet. Elif Hanım. Yani teknik anlamda yeterli olmadığınız donanımınızın mümkün olmadığı bir konuyla alakalı işte jeofizik mühendisinin, elektrik mühendisinin, makine mühendisinin bu konularda işte dairenin içerisinde kurulacak olan birimlerde petrol mühendisinin bu konularda dairenin içinde kurulacak olan enerji dairesinin birimlerinde kadrolaşmasını sağlayamazsanız siyasetçi olarak şu an ben bir maliyeciyim, ekonomistim. Evet. Bana enerjiyle alakalı uzman sorusu sorarsanız teknik anlamda bir soruya cevap veremeyeceğimi rahatlıkla ifade ederim. Evet. Ama benim cevaplamak zorunda kaldığım teknik anlamdaki o ilgili soruları dairendeki 15 tane mühendislik katlosuyla istihdam edilen enerji dairesi bünyesinde çalışacak olan o konuda teknik anlamda bilgi know-how'a sahip olan kişilerin yetişmiş uzmanların hazırlayıp siyasete vermesi, siyasetin de bunları ete kemiğe büründürmesi için bakanlar kurulunda görüşüp devletin işte imkanlarını artıracak noktaya getirecek kararlar olarak üretebilmesi gerçekten çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Biz de onu yapıyoruz. Evet. Her şeyi bilen Eda ile arkamıza yaslanıp oturmak yerine her şeyi iyi bilenlerin katılaşmasını, mevzuatlarla bunların görev ve sorumluluk alanlarını, ondan sonra da işte Enerji Üst Kurulu'nun yapmış olduğu enerji strateji eylem planında yer alan kısa, orta, uzun vadeli planlamalara da katkı koyan teknik kadroların çalışmasını sağlayacağız enerji dairesinde. Yani bugün bakın akaryakıt birimimiz var. 3 tane çok meşakkatle çalışan gerçekten yüksek seviyede verim aldığımız personelimiz var. Bütün ülkenin 25 milyon lir edindiği zaman Mayıs 2022 ayında bizim geçen yıl Haziran ayında akaryakıt otomasyonu devreye koymamızla birlikte 42 milyon litreden üzerine çıktığını gördüğümüz bir kapasiteyi yöneten çok değerli arkadaşlarımız var bizim akaryakıt biriminde. Ama akaryakıt biriminde bundan sonraki süreçlerde profesyonel anlamda katlaşmayı sağlarsak onun yanında işte makine mühendisinin olduğu, elektrik mühendisinin, jeofizik mühendisinin gibi yer bilimcinin olduğu bir teknik kadroyu oralara yerleştirirsek enerji dairesinin bünyesinde bu saatten sonra da siyasetin yanlış yol verebilmesi, enerji noktasındaki ihtiyaçları belirlerken yanlış plan yapabilmesinin önüne bir engel çekmiş olursunuz. Ve biz bunu çok yüksek bir derecede arzuladığımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Özellikle ben bir bakan olarak, ekonomi ve enerji bakanı olarak bu ülkeye bir hostada bırakmak istiyorsak, bırakalım el yordamıyla artık bir yerlere gitmeye, siyasi vizyonla bunları çözmeyi, teknik vizyonla, know-how'la çözebilmenin olanaklarla getirilmesi için uğraşıyoruz. Bizim için evet. Olmazsa olmazlardan biridir Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu. Bu planlamaları yapacak olan teknik uzmanların çalıştığı kadroların ortaya çıkaracağı planlamalar, bu ülkenin geleceği dünyadaki örneğinde olduğu gibi en büyük ihtiyacı olan enerjideki sıkıntıları aşacaktır diye düşünüyoruz.
Evet, bu yeşil teknoloji, yeşil ada projesi gerçekten çok ihtiyaç, çok önemli. İşte elektrikli araçların kullanımının artması konusunda bunlar da hepsi ilgili çalışmalar içerisinde var. Elektrikli araçlarla ilgili yasa taslağının içerisinde ki işte Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi kurulduktan sonra onların da süzgecinden geçecek elektrikli araçlarla ilgili yasa taslağı son şeklini alıp meclise gidecek ve dünyadaki örneklerinde olduğu gibi nasıl kuruluyorsa işte benzer şekilde elektrikli araçların altyapısı bizde de o mevzuatla birlikte hayata geçme şansı elde edecek. Evet, bu doğrultuda işte hastaneler, oteller, üniversiteler bunların da artık yavaş yavaş güneş enerjisi konusunda teşvikleriniz de olacak mı? İşte bunun kaynakların kullanılması, yani bir otel ya da bir tesis açıldığında bir üniversitenin bu konuda destek alması, teşvik alması. Yani şimdi işte şunu enerji düşünüyoruz işte evet. 800 megawattlık 95 kilometrelik o proje hayata geçerken elbette ki yeni kurulumlarla alakalı teşvikleri ve muafiyetleri gündeme getireceğiz biz de muhakkak. Çünkü her ay 1,5 milyon dolar gibi bir ithalata ödediğimiz bedel var akaryakıtta. Büyük bir rakam. Her ne kadar da başka ülkelerin ölçeğinde küçük bir rakam olsa da bizim 3355 kilometrekarelik ülkemizde çok büyük bir rakam. Biz buralara ithalat için dışa aktaracağımız kendi öz kaynaklarımızı kendi içimizde ürettiğimiz enerjiyle ikame edersek 1,5 milyon değil minimum aylık 1 milyon dolar tasarruf edip o 1 milyon dolarla ihtiyacımız olan diğer altyapı yatırımlara kaynak yaratma şansı rahatlıkla elde edeceğiz diye düşünüyoruz. Matematiksel olarak bunları kağıt üzerinde hesapladığımızda çok net olarak görüyoruz Elif Hanım. Evet. O yüzden sadece işin tasarruf tarafına baksanız bile ne kadar anlamlı bir işte yatırım ve atılım olacağını görebilme şansınız vardır. Evet. Peki bu yabancı yatırımlara yönelik yasal düzenlemeler, teşvikler var mı yabancı yatırımlar derken? Tabii ki. Son zamanlarda yaptığımız 2022 yılının Aralık ayında ortaklaşa muhalefetin de çok büyük destekleriyle oy birliğiyle geçirdiğimiz yeni organize sanayi bölgeleri yasası var. Evet. İşte pandemide neyi gördük? Bir eldiveni, bir maskeyi bile üretemediğimizi gördük. 1800 tane sanayi arsası içerisinde üretimimizin maalesef mikro anlamdaki ihtiyacımızı karşılayamadığını gördük. 2022 yılının Aralık ayında hayata geçirilen yeni organize sanayi bölgeleri yasası ve devamında iki tüzükle bu ülkedeki bundan sonra başta mikro anlamdaki ihtiyacı, devamında makro anlamdaki ihracatı artırabilecek üretimi öngören altyapı yatırımlarına yöneldik. İşte güvercinlik 3. etap projesi yaklaşık 5.000, 10.000, 15.000 ve 20.000 metrekarelik ki şu an sanayi arsası olarak kiralama noktasında olan bütün arazilerin maksimum büyüklüğü 2.000 metrekare. Yani oralarda yapılacak olan esasında her şeyle üretime yönelik, ihracata yönelik o ilgili üretimle hem sanayinin kapasitesini hem alternatif üretim modellerini tabii ki yapacağımız, tamamlayacağımız işte inşaata çok kısa bir süre sonra başlanacak. Şu an ihale aşamasında Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahreşi bir proje olacak. Onun projenin ihalesini tamamlanmasıyla birlikte bizler oturup ihtiyaç analiz raporumuza göre ihtiyacımız olan sektörleri bizim ticaret odamızda, sanayi odamızda, esnaf sanatkarlar odamızda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayi Bakanlığı'yla birlikte tamamlayarak o ilgili sektörleri belirleyerek bundan sonraki ülkemize de gelip Türkiye Cumhuriyeti'ne yatırım yapmak isteyen yerli yatırımcılarımıza elbette ki sırf o bölgeye münhasır değişik teşvikler ve hibe programları uygulama noktasında çalışmalarımız başladı. Yani buraya gelip yatırım yapmasını istediğimiz ilgili sektörlerdeki yatırım yaparken tahmin ettiğimiz gibi en az 2000 istihdama işte katkıda bulunabilecek olan o bölgedeki işte 100 bin dönüme yakın sulanabilecek Türkiye'den gelen 75 milyon metreküple Mesarya sulama projesi tatbinde sulanabilecek arazinin tam da yanındaki bu sanayi bölgesinin o 44 kilometrelik ana ishalat tamamlanırken de 2 yıl sonra hayata geçecek olan o sulama şansını elde ederken elbette ki orada kurulacak olan sanayi bölgelerinde de o üretilenlerin katma değerini artırarak sanayi ürünü olarak dünyaya ihraç edilebilmesini sağlamak en büyük hedefimizdir. Hem istihdamı artıracaksınız hem de gelişi güzel ilk o çok ilkel deyim modellerle ihraç yerine çok daha çağdaş
çok daha katma değeri atmış ürünleri dünya ile buluşturabilme şansımızı elde edeceğiz. Hemen 100 dönümlük arazi, 100 bin dönümlük arazinin yanındaki orada 890 bin metrekarelik yeni sanayi sitesinde her şeyle kendi enerjisini, yeşil enerjisi bile üretebilecek. İçerisinde 4 yaş okulundan tutun da teknik lisesine kadar yatırım yapılabilecek olan o yeni sanayi bölgesinde güvercinin 3. etapta hem üretebilmeyi, hem eğitim verebilmeyi, hem de kendi ailenizle birlikte hayatınızı idame ettirecek kazancı elde edebilmeyi sağlamak istiyoruz ki gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan tekrardan dünyayla buluşabilmeyi ve 15 dakikalık mesafedeki Mausa Limanı'ndan ürettiğinizi dünyayla buluşturabilmeyi biz hedefliyoruz. Çalışıyoruz. Çünkü kaybedecek bir tek günümüz bile yok Elif Hanım. Kesinlikle. Birileri işte başka şeylerle uğraşırken gerçekten ülkemizin çok yakın bir gelecekte ihtiyacı olan enerji ise enerji, üretim ise üretim. Kesinlikle. Biz bu konularda bakanlık olarak 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Kendimizin üretmesi tabii ki ithalata bağımlı olmadan. Yerli üretimi artırmak için uyguladığınız stratejiler var mı? Yerli üretime destek konusunda, teşvik, ekonomik açısından, tarım sektörü, hayvancılık sektörü, sizin sübvansiyonlar konusunda da açıklamalarınızı okudum gerçekten. Çok önemli bilgiler. Çok net şekilde ifade edebilirim Elif Hanım. Sübvanse edilmesi konusunda. Sübvanse edilmesi devam ediyor. Sadece doğrudan gelir desteği kapsamında geçen yıl 850 milyonluk bir bütçe vardı. Bu yıl yaklaşık 2 milyarlık bir bütçe var. İşte bugün tartışmaları duyuyorsunuz. Evet, evet. Doğrudan gelir desteği bütün dünyada olduğu gibi başta üretim, üretici, üretebilen o kesim korunmak zorunda, desteklemek zorunda. Yani siz bugün üreticinin, hayvanının girdi maliyetinin en önemlisi olan yemini desteklemezseniz, faizini ödemezseniz, onun aldığı ürünü 1,5 yıl gibi hibe programlarıyla konsolide etmezseniz, her ne kadar da bugün işte bazı yerlerde eylemler de olsa bu konudaki yapılması gerekenleri günü gününe yapmazsanız, yani yem zamlanırken aynı zaman hayvancının en büyük ihtiyacı olan girdi maliyeti olan sütünün de yeniden fiyatlandırılmasını sağlamazsanız, işte 1'e 1,5 dengelerini kurmazsanız bir şeyleri kaçırırsınız diye düşünüyorum. Biz sadece bura değil, üretimde değil, sadece işte çalışma hayatında da bakın bugün 151 bine ulaşan çalışan sayısının 57 binine her ay yaklaşık 100 milyonluk sosyal sigorta prim desteği veriyoruz. Bir yıl boyunca bu devam edecek. Pandemide başlatmış olduğumuz bu süreç %20'lerle, %30'larla işte özel sektördeki iş hayatının içerisindeki çalışanların o hayatın içerisinde idame edebilmesinin koşullarını kolaylaştırmak, kendi parasını, ekmek parasını kazanırken sosyal sigorta priminin ağırlığının altında ezilmemesini imkanlı hale getirebilmek için destek programları başlamıştı. Bugün %20'ler, %50'lere, %58'lere vardı. Aylık 100 milyonlara ulaştı ve 57 bin sayısı artarak devam etmekte. Küçük ve orta boy ölçekli işletmeler başta olmak kaydıyla en fazla 9+1 yani toplamda 10 kişinin çalıştığı işletmeler başta olmak kaydıyla hizmetli sektörü ve üreticiler, yani bugün kasaplar, bugün hayvancılar tümü sosyal sigorta prim desteği alıyor %50. Ama bunları konuşmak yerine başka şeyleri konuşuyoruz. Yani eylem elbette herkesin haklı. Hakkı tabii yani ki, bunu kimse yadırgamıyor ama şimdi bütün dünyada yaşanan bir enflasyon ortam var. Bu enflasyondan kimlerin etkilendiğini çok net şekilde görüyoruz. Yani İngiltere'de enflasyonun esini bilmedikleri bir durumda geçen yıl %11 enflasyonların yaşandığını rahatlıkla ifade edebilirim. Amerika'da bankalar battı bu sıkıntılardan dolayı ve başta Ukrayna Savaşı, Ukrayna-Rusya Savaşı sadece kendi sınırlarıyla işte etkilerini göstermedi. Bütün dünyadaki ekonomi üzerinde, çünkü akaryakıtta ve hububatta bu ülkeler çok önemli bir aktördüler. Her ikisinin de dünyadaki ihtiyacı karşılayan ülkelerin başında gelen ülkeler olması vasfıyla çok büyük ekonomik anlamda negatif etkileri oldu dünya ekonomisine. Ve biz de bundan payımızı aldık diyebilirim. Tam da bu noktada teşvikler, hibeler, destekler devam etmek zorunda Elif Hanım. Evet. Eğer siz turizmde, eğer siz yüksek eğitimde hedeflere ulaşmak istiyorsanız, eğer siz kendi insanınızı besleyebilmeyi hedefliyorsanız, kendi hayvan popülasyonunuzun işte 320 liradan 260 bin lira düştüğünü küçük başta, bunun sonrasında şu an 290 bin lira çıktığını ve kendi insanınızın talebi olan gıdaya ulaşmasındaki hem kaliteyi korurken hem de işte Haziran ayında tamamlanacak olan
ırkın ari olabilmesini sağladıktan sonra kendi hayvan varlığınızın dünyaya hellimi ihracatı yapabilmeyi, Avrupa'ya istediğiniz ülkeye hellimi sorunsuzca satabilmeyi, üretebilmeyi sağlamak zorundasınız. Hayvanınıza, hayvancınıza, üreticinize, devletinize, Tarım Bakanlığına, bütün bunların komplike bir şekilde çalışmasına ihtiyacı var bu ülkenin. Kavgaya evet, değil. Evet. Kavga ederek bu sorunları çözemeyeceğimizi illaki görmemiz lazım. Evet. Kısmette varsa bu sorunlar çok yakın bir tarihte giderilecek diye biliyorum. Enflasyonla mücadele etmek, üreticiyi korumak, çünkü üretici de yani son işte günlerde asgari ücretin belirlenmesi, onun ekonomik yansıması nasıl olur? Sizin görüşünüzü alabilir miyim? Konumuz turizm ama ben bir vatandaş olarak hep şunu söylerim Elif Hanım. Hep şunu söylerim. Yani olumlu. Anayasanın 8. maddesi eşitlik ilkesi değil mi? Evet. Yani kamudaki hayat pahalılığı alma hakkı var diyerek sadece hayat pahalılığı uygulamasını kamudaki 18.500 çalışana toplamda 84.000 maaş ve maaş tetiği ödeme alana bahşetmek bence çok büyük bir günahtır diye düşünüyoruz biz. Başta hükümet devamında tabii ben ekonomi bakanı eski bir maliyeci olarak ve Ocak 2022'de 7.000 Türk lirası olan asgari ücret bugünkü şartlarda 34.070 TL'ye çıktı. %253'ün üzerinde artış var. Ocak 2022'de 514 dolar olan asgari ücret bugünkü düzenlemeyle birlikte 1057 dolara çıktı. Yaklaşık bir önceki düzenlemeye göre %105 artış aldı Ocak 2022'den bugüne kadar. Niye bunları söylüyorum? Refah seviyesi diyoruz, alım gücü diyoruz. Geçen yıl bütün ekonomistlerin katıldığı bir toplantıda ticaret arasında tek bir karar çıktı Elif Hanım. İnsanınızın alım gücünü koruyun. Alım gücünü koruyoruz işte. Hem de Avrupa Birliği içerisinde 10. sıraya çıkan bir ülke olarak asgari ücretle bunu yapıyoruz. Bunu yaparken de dönüp 57 bin çalışana özel sektörde hem maaşını kamudaki gibi hayat pahalı uygulaması almasını sağlıyoruz. Hem de sosyal sigorta prim desteği vererek onun iş hayatına kalmasını sağlıyoruz ki 88 binlerden %56'lık artışla 151 binlere çıktı özel sektör çalışan sayısı. İşte tam da burada refahı koruyor muyuz? Evet, rakamlara bakıyorsak 514 dolar bugün 1057 dolar olduysa 88 bin çalışan 151 bin çalışan olduysa buradaki yapılanlar tam anlamıyla kapalı ekonomi koşullarında yaşayan ülkenin ekonomisini yöneten bir bakanlık ve hükümet olarak çok doğrudur. Çünkü şunu söylüyorum, eskiden güneyden kuzeye geçen güney kesiminde yaşayan Rum kesiminde yaşayan vatandaşlar, Rum vatandaşları bu ülkeden bir şişe suyu bile almaktan imtina ederken sadece geçen yıl geçen 5,5 milyonluk nüfusun içinde 3,1 milyonu Güney Kıbrıs Rum kesiminden gelen Rum vatandaşı. Ve buraya gelirken %57'lik akaryakıt ucuzluğunun yarattığı farkla, avantajla bizim ülkemizden kendi ülkesinde 100 euroya doldurabileceği o arabasının otomobilin tankını 50 euroya doldurup diğer 50 euroyla da buradan alışveriş yapabilme şansını elde etmesini sağladık. Türkiye'den, Tüpraş'tan, Kocaeli'nden aldığımız sıvı gazı, LPG'yi ülkemize getirip satarken Türkiye'de 606 liraya fiyatlanan 10 kiloluk tüp gazı bu ülkede halen 445 liraya satıyoruz. Güneyde 581 lira. Bakın aynı yerden aldığınız, aynı para birimiyle aldığınız dünyadaki borsada oluşan fiyatlarla satılan bir ürünü ülkemize getiriyorsunuz. Fonları sıfır vaziyetinde, devletin hiçbir geliri olmayacak kadar da insanımızın cebinden yaşayanımızın daha az para çıkması, üretim maliyetleri noktasında turizmin, unlu mamullerin, bütün süt mamullerin, ana girdi maliyeti olan LPG'nin, sıvı gazın orada düşük maliyetlerle şekillenmesi, devlet maliyesinin işte yükleneceği maliyetlerin aşağıda tutulması ve güneyden gelenlerin buradan alışveriş yapabileceği cazibeli bir ortam yaratılması için akaryakıtı da kullandık, sıvı gazı da kullandık, maliyetleri düşürdük. Hem insanımızın bu noktadaki ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için bütçenin gelirlerini yüksek seyretmesini sağladık. Hem de dönüp bunları başta reel sektöre, özel sektöre, devamında da 84 bine yakın maaş ödemeye yansıtma şansı elde ettik. Bu böyle devam edecek. Devam etmezse kendi ülkenizin fakirleşmesini, dağıtılan gelirin adaletsizliğini engellemezseniz bu ülkedeki refahı artırdığınızı söylemek bence hayalden öte başka bir şey değildir diye söylemek istiyorum. Evet, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmak için uyguladığınız politikalar. Evet, onun dışında son olarak bizlere söylemek istediğiniz güzel böyle haberleriniz var mı?
bizlere paylaşmak istediğiniz? Bir defa bu ülke sadece kamu sektörünün ülkesi değil. Bütün insanların çalışma hayatında olan 18.500 kamu sektörü, 44 bine yakın sosyal sigorta emeklisi, en az 50 bine yakın devletten emekli yaşayan büyüklerimizin şansı ve 151 bin reel sektör çalışanının da ülkesidir. Ve Ekonomi Bakanlığı olarak herkesin ekonomisiyle alakalı çalışıyoruz, denetliyoruz. 24 saat 365 gün doğudan batıya, kuzeyden güneye denetliyoruz. Çok yakın bir tarihte şu an her şeyle hazır olan elektronik etiket hayata geçireceğiz. Bu et emirnamesiyle ilgili çalışmalar tamamlanıp 19'unda et emirnamesiyle ilgili son kararlar alındıktan sonra Haziran'ın biz işte elektronik etiketi 150 mal başlığında, mal grubunda yaklaşık başlangıçta 30 büyük marketten başlamak kaydıyla ve buradaki yapılacak yatırımın %50'sini de yatırım indirimi vermek koşuluyla elektronik anlamda bilgiye ulaşmayı hem Maliye Bakanlığı tarafından hem Ekonomi Bakanlığı'ndan manuel değil elektronik ortamda fiyatlara, karlılık oranlarına, kampanyalarına kadar bilgiye sahip olabilmeyi, anında sahip olabilmeyi sağlamış bulunacağız. Kuvvetle İhtimal işte dediğim gibi 19 Haziran'dan sonra bu çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki süreci bir görmemiz lazım. Çünkü sahaya indiğimizde adımlar atılmaya başlandığında tamamlanmak üzere sahaya inmemiz lazımdır. Bizim şükürler olsun bugüne kadar yola çıktığımız ve yarım bıraktığımız bir işimiz söz konusu değil. İşte çok konuşulan akaryakıt otomasyonu vardı. Evet. 142 istasyonda iki tedarikçi firmada. Bunlar yıllarca uğraştılar, kimse yapamadı. Geldikten sonra eski bir Maliye Bakanı olarak bu konuların ne kadar önemli olduğunu bilerek tamamladık. Haziran'da bunları devreye koyduk. Maliye Bakanlığı'nın elinde şu an veriler mevcut. Satılan ürünün bir ay sonraki yansımanı görebildiği noktadaki beyannameleri kontrol etme şansı elektronik ortamda var. Yani elektronik ortamda bilgiye ulaşıyorsanız, belgeye ulaşabiliyorsanız denetlemenin de bundan sonra kayıt dışında bundan sonra söz konusu rakamlarla ifade edilmesi durumu da ortadan kalkmış olacak. İşte biz geldiğimizde %22'ye yakın akaryakıtlar kayıt dışı olduğu söyleniyordu. Fakat şu an %3'ün altında olduğunu biliyorum. Bu noktadaki çalışmalara teknolojiyle üstesinden geldiğimizi biliyorum. Evet, teknolojiyi kullanacağız. Bundan sonraki safhalarda da halkın refahı, denetimin tam anlamıyla gerçek anlamda yapılabilmesi ve adaletin sağlanabilmesi için iş hayatında, çalışma hayatında ve insanımızın günlük hayatındaki ticari hayatında elimizden gelen gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz. Evet, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak, tabii ki turizmle destekli olarak. Turizmle söylemek istediğinizde bir de turizm alanından ne söylemek istiyorsunuz? Bir defa turizm özellikle ilgili, turizmdeki oluşturulan algı işte burada sadece gazino turizmi ve işte başka anlamlarla ifade edilen turizmden bahsediliyor ama her ülkedeki turizmin kendine ait bir konsepti var Elif Hanım. Bu ülkedeki güneş, doğa, işte ülkenin mutfağındaki lezzetli sunumlar, onun tabii ki kendi içerisindeki sunumlarla birlikte turizmi bugünlere geldi. Yanlış olsaydı büyüme şansı elde edemezdi. Yanlış olsaydı pandemiden sonra tekrardan 2 milyonlu rakamlara ulaşma şansı elde edemezdi. Yanlış bir hedef, yanlış bir strateji belirlenmiş olsaydı 1.6 milyar dolar gibi katma değeri dış ticaretindeki oluşan açığı kapatma gibi bir şansı elde edemezdi bu ülke. Demek ki doğru yoldadır bu ülkenin bu konudaki stratejisi. Hükümetleri demiyorum çünkü turizm devlet politikasıdır. Bir hükümetin politikası asla olamaz. Devlet politikası olarak da hayatına ve yoluna devam etmek zorundadır. Bu yolda çok nettir. İşte dediğim gibi 2030 yılına kadar 50 bin yatak kapasitesi, minimum işte 10 milyonluk açılan Ercan Devlet Havalimanı'ndan minimum 4 milyonluk bir turist sayısına ulaşabilmek bizim için kaçınılmaz bir hedeftir. Ve biz bu hükümette en azından bunlarla ilgili gerekli katkıları koymaya devam edeceğiz. Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Sayın Olgun Amcıoğlu, Sayın Bakanım, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için de çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki birlikte çok çok daha güzel bir ada, daha yeşil bir ada projeleriyle sizleri de takip edeceğiz. Bizi takip edin çünkü sizlerin denetimi, özellikle basının denetimi ve yorumları bizim için katma değeri yükseltmede en önemli argüman. O yüzden siz bizi denetleyin. Bize daha iyisini yapmak için uğraşmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Turizmin Sesi programında Sayın Olgun Amcıoğlu'nu ağırladık. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.